Sizlerden hepimizden özür dileyerek başlamak istiyorum. Çünkü bayağı sizi beklettim burada. Ya onun için özürlerimi kabul edin. Şimdi bildiğiniz gibi Yasin arkadaşımızı transferini gerçekleştirdikten sonra ilk başımızı diğer takımı birinci devre 4 puan gibi bir farkla yenmişken yani müthiş bir derece farkı en azından 40 sayı bir farkla yenmek Yasin'in oradaki performansını ve de doğru bir seçim yaptığımızın kanıtı olarak karşımıza çıktı. Şimdi bizim bundan sonraki hedefimiz birinciliğe çıkmak ısrarla bunun mücadelesini veriyoruz. Niye birinciliğe çıkmak istiyoruz? Biliyorsunuz ki Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi takımlar burada mücadele ediyorlar. Bunların da malum seyirci sayısı fazla olduğundan dolayı biz de yanımıza bu seyircileri getirmek istiyoruz yani. Tabii bunun için gereken daha bazı transferler antrenörümüzün isteği doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Yani önümüzde 11 Mart'la 16 Mart arası Avrupa Şampiyonları Ligi'ne Roma'ya gideceğiz. Arkadaşlarıma güveniyorum. En azından birinci kapattıktan sonra bir Berlin herhalde hocam şeyimiz var, yolculuğumuz olacak inşallah. O Berlin'e de Roma'yı hallettikten sonra Berlin'e de gitme taraftarı olacağız yani. Gönlümüz bunu istiyor tabii. Devre arasında zaten bir basın toplantısı gerçekleştirmiştik. Oradan gerekli takviye üyelerinin başkanımız ve as başkanımız Faruk Bey tarafından yapılacağını görüşmüştük zaten. Yasin benim geçen sene Keçiören Belediyesi takımında birlikte çalıştığımız ve benim takım kaptanlığımı yapan bir sporcu. Aynı zamanda genç bir takıma da onu tanıyordum. Önemli olan herhangi bir transfer değil bizim için. Takımın kimyasını verebilecek, içerideki dengeleri bozmayacak bir oyuncu gerekiyor bize. Sağ olsun Okan'a da Yasin bizi mahsus edeceğini zaten ilk maçtan gösterdi. Önümüzde bir Avrupa mücadelemiz daha var. Mart ayında gerçekleştireceğimiz. Sadece lig ayağı değil, Avrupa ayağı da var. Orada da ikiye girip kendimizi final ayağına atabilmek tek hedefimiz. Onun dışında sağ olsun Faruk Başkanımız bizi kırmayıp Yasin Masuslar takımımızı güçlendirdiği için ondan sonra teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim için çok kıymetliydi bu transfer. Çünkü rakiplerimiz en az 18 puanla mücadele ederken biz 12,5 puanla bir uzunla mücadele ediyoruz. Yasin sayesinde bunu dengeleyebildik. O yüzden tekrar teşekkür ederiz başkanımıza. Sağımda beni çok isteyen Murat hocam var. Solumda ise hocanın isteğini tırmayıp maddi anlamda elini taşın altına koyan Faruk başkanımız var. Yalova için elimizden geleni yapacağız. İlk devre şanssız yenilgiler aldı ama inşallah ikinci devre hep beraber takım uyumunu sağladıktan sonra biz de ikinci devrenin şampiyonu olmak için uğraşacağız. Hedefimiz tabii ki de Süper Lig'e çıkmak. Türkiye'ye girdiğimiz takdirde seneye Süper Lig'de mücadele edeceğiz. Bunun için de siz değerli basın mensuplarının desteği çok önemli. Sürekli gündemde olmamız lazım. Sürekli sesimizi duyurmamız lazım. Bu konuda da size ayrıca teşekkür ederim. Haftaya ve ondan sonraki haftaya bütün maçlarımıza seyircilerimizi ve siz değerli basın mensuplarınızı bekleriz. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Başkanımız, hocamız, Yasin arkadaşımız, özellikle takım şu an daha güçlü. İkinci yarıya daha güçlü geldik. İsteğimiz, arzumuz kayıpsız gitmek. Değerli kardeşimiz, Yasin kardeşimiz, bir takımda da oynamış. Bize ilk haftadan takımımıza olan ne kadar katkı verdiğini gösterdi. Katkıyı artarak devam edeceğini düşünüyoruz. İkinci devre amacımız 11-11 yapmak. Umarım kayıpsız geçeceğiz ama her koşulda biz Süper Lig'e yapmalıyız. Göze takım olarak yükselmek için elimizden her şeyi yapacağız sporcu olarak. Kaptan olarak da bunun için ben de takımlarına söz veriyorum. Antrenmanlarımızı verimli şekilde yapıyoruz. Güzel de geçiyor. Yasin'e katılması daha verimli antrenman olmaya başladı.
İlk haftada ilk devre zorlandığımız bir rakibi 50 sayıdır farklı bir farkı. Bu takımımızdaki değişimi ve biraz daha avutun arttığını gösteriyor. Yarın da önemli maçımız var. Yarın da güzel bir sonuçla bitireceğiz Allah'ın izniyle. Dördüncü hafta Kıbrıs maçımız olacak. O da kendi evimizde burada. Sizleri ve bütün Yalova halkını davet ediyoruz. Bizim için önemli bir maç. Alırsak Süper Lig'e çıkma anlamında bayağı avantaj sağlayacak bir maç bizim için. Hepiniz davet ediyoruz, bekliyoruz. İlginiz için, desteğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Şu an yakaladık. Şampiyonluk tabii ki matematiksel olarak şansımız devam ediyor. Onunla ilgili tabii ki bir şey söyleyemeyiz ama Süper Lig için 3 takım çıkacak ve 5 takım kendi arasında ciddi sıkı bir mücadele var. Yani galibiyet ve mağlubiyet sayıları çok birbirine yakın. O kadar değişken ki her hafta bir takım birbirini yenebiliyor. Yukarıdaki 5 takım arasında ilk 3'e girmek için büyük bir yarışma. Bir mücadele. Evet, bizim rakibimiz aslında şu an için Pendik Belediyesi, Diyarbakır Pendik Belediyesi ve Aslan Antalya Büyükşehir Belediyesi. Biz aslında bu iki rakibi biz kendimize baz alarak Süper Lig atmak istiyoruz kendimize. Rica ederim. Geçmiş dönemlerde, geçmiş yıllarda Avrupa'da büyük başarılar elde ettik. Avrupa Kupası getirdik Yalova'ya. Şimdi tekrardan bir önce Roma var arkasından Berlin ya da İspanya sıralamalarına göre. Ve Avrupa sıralamasında da yani büyük takımlarla büyük takımlara kapı tutuyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takımların hemen arkasındayız. Önümüzdeki sezon Süper Lig'e çıktıktan sonra bu büyük takımlarla acaba mücadele ederken nasıl hissedeceksiniz? Yani şöyle, güzel bir soru. Güzel bir soru. Şöyle söyleyeyim. Bizim bir Avrupa ayağımız da var. Bunu unutmamak lazım. Orada farklı bir turnuva disiplini var. Biz o disiplini hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Yalova Türkiye Ligi'nden bambaşka bir lig burada. Biz bu yılda yine bir tur atlayıp yine ülke puanını kazandırıp kendi kulüp puanıyla beraber önümüzdeki Şampiyonlar Ligi'ni atmayı hedefliyoruz kendimiz. Yalova bunu yapabilecek güçte Avrupa için. Hedef Şampiyonlar Ligi. Tabii ki. Öncelikle şunu belirteyim ki bizim birinci lige çıktıktan sonraki amacımız birinci ligde kimler var? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımları yenip bir tarih yazmak yani. Biz bunu başarmak, bu yolda devam etmek istiyoruz. Ve bunun için de çalışmalarımızı devam ettireceğiz yani. Ben İstanbul Fatih Karayümrük doğumluyum. Ticaret lisesi mezunuyum. Lise hayatımda da basketbol oynadım, futbol oynadım. Yani severim spor yapmayı. Bunun dışında diyebilirim ki 28-29-30 yaşlarında diyelim Yalova'ya intikal ettim. İnşaat yapıyorduk babayla birlikte. Burada bir arkadaşın inşaatına yardımcı olarak geldi. Yalovalı olduk anlayacağınız. Yalova'yı da seviyorum. Böyle devam edip gidiyoruz yani. Karagümrük'te katkıda bulunduk o zamanlar. 80-82 senelerinde birinciliğe çıkmıştık Karagümrük'te. O zamanlarda bayağı bir çalışmalarımız oldu. Bir de Altınay Gençlik Spor Kulübü vardı Adıçeşme'de. Orada da çalışırdık yani o zamanlar. 80 öncesinde. Spor altyapınız var yani. Var yani 80 öncesinde bayağı bir devam ettik yani.